Gelenek dediğimiz şey tarih demektir. İslam'ın buyurduğu şeye göre o bizim kültürümüz. Yani gelenek görenek deyince bunu derinden almak lazım. Örf adet deyince aklıma dini şeyler geliyor. Namaz geliyor, şey geliyor, saygı, sevgi, insanlar hoşgörü. Birincisi terbiye. Birbirlerine bağlılık. İkincisi kültürümüz. Mesela misafirperverliği vardır, şenlikleri vardır. Genele göreneklerimiz. Saygı. Tabii olması olmalarımız arasında. Aslında kültürümüz çok zengin de. Tabii o ta padişahlık döneminden kalan bir şey. Biz değerini bilmiyoruz, biz değerlendiremiyoruz. Genelde yaşanıyor bence. Bizim geçmişimiz, geleneğimiz, göreneğimiz yani örfümüz, adetimiz deyince. Şimdi örf adet dediniz. Örf adet eskisi gibi örf adet diye bir şey yok yani. Şöyle bir oturup akıllıca düşünmek lazım. Vallahi şimdi genel olarak görenekler, o aletler kalmış. Anladın mı? Avrupa neyse biz ona da atmışız. Hele özellikle son zamandaki gençler Avrupa deyip duruyor. Tabii nesil ilerledikçe dediğine hak veriyorum söylediğine. Avrupa'nın geleneklerini oranın uyum sağlaması için çaba harcaması yani bizim için endişe. Ben şahsen endişeliyim. Yani yeni nesil değişik biraz. Çok fark var eskiyle yeni arasında. Valla bakıyorsun haber adam Amerikan tıraşı olur. Baba niye biz Osmanlı tıraşı olmuyoruz ki, niye Amerikan tıraşı oluyoruz? Bu ne demek? Buna niye sahip çıkmıyoruz? Güzel bir soru. Hem öğrenmemek istememizden hem de... Neyse bu takımda hangi sporcu adı, yabancıları ismini bile biliyorlar. Ama biz sahabenin ismini sorduğu zaman bilmiyorlar. İştahımız var, işimize gelmiyor. Yani boş yani, sallıyoruz yani. Kim ne bir şey derse hiç aklımızı almıyoruz. Bu çok Türkiye açısından, bizim Müslüman ülke açısından çok iyi bir şey değil. Şimdi çocuklarımızı yetiştirmek lazım. Ya mutlaka öğreteceğiz yani. Onu öğretmek zorundayız bunları. Mesela diyecek bu yolun bu değil şudur. İşte Kur'an-ı Kerim öğretecek, camiyi şunu bunu. Her şeyde şu an en ufak bir çocuk internetten olay çıkmıyor. Teknolojinin gelişmesi. Tabii o şekilde etkiliyor. İnternet zaten başlıca nedenlerden birisidir bu konuda. Eskiden öyle değildi. Ben bildiğim göre mesela babam gibi mesela bir toplantıda oturdukları zaman biz gidip üstüne çöküyorduk. Hani onlar bize zorla bunu yapın demiyordu ki. Bunları hepsini öğretmemiz lazım. Çok iyi olur. Derler ki eski bayramlar yok diye. Evet doğru demişti. Halbuki bayramlar var ama insanlardaki muhabbet yok şu anda. Tabii gençlikten dolayı olabilir. Ama yine de geleneklerinizi bırakmamak zorundalar yani. Daha yeni şeyler görmek amacıyla olabilir. Bence bunlar yanlış abi. Yok yani devir gittikçe değişiyor. Ben Radhan Bayramov, Özbekistan doğumluyum. Özbekistan Samarkand. Büyükler gelince kalkardı ayağa. Yani konuşmazdı yanlarında. Düğün dernek olduğu zaman büyüklerimiz toplanır. Düğünlerimizde mesela kadınlar erkekler ayrı olarak böyle. Büyüklerimiz toplandığı anda da zaten erkekler bir tarafta, bayanlar bir tarafta. Onlar bizim geleneklerimiz ayrı ayrı. Yani erkekler ayrı, kadınlar ayrı. En güzeli büyük hocalarımızı tanımak, büyük insanlardan nasihat görmek. Yani onlar yaşayacak, gençler de onu yaşatacak. Onları yaşatmak, İslam'a göre yaşamak. Bu devam edip gidecek, süre gelip böyle devam edecek yani. Tabii, muhakkak. Eskiden mesela bir büyük olsun, küçük olsun birbirine saygısı vardı, sevgisi vardı. Mesela bir büyüğü gördüğün zaman ağır yaşlı olsa, şey olsa saygı verirdi, yardımcı olurdu, kaldırdı. Şimdi bir yaşlıyı gördüğü zaman, bir çocuk gördüğü zaman arka taraftan geçiş, görmemezlikten geliyor. Yani ana babamızın sözüne bakmak, saygı etmek, büyüklerimize saygı etmek. Ailelerimizi, büyüklerimizi, memleketimizi, vatanımızı, tarihimizi bilmek demektir. Ve de memlekette olan dedemizin, ebemizin bıraktığı bir tarihi eserler. Çocuğunu alacaksın, gezdireceksin tarihi yerlere, daha tarihi dokuları göstereceksin. Okuma olsun, şey olsun, eğitim olsun, hani ne olur olsun. Hep böyle elimize gelen kadar mücadelemizi veriyoruz. Hanım yaşıyor, ben yaşıyorum ama benim çocuğum yandaki komşuya bakarak biraz da farklı değişiyor. Bazen arkadaş ortamından oluyor. İşte arkadaşlara takılıyorsun, unutuyorsun. İşte arkadaşlar ne yapıyorsa sen de onu yapıyorsun. Arkadaşlar geziyor, dolanıyor, sen de gezip dolanıyorsun. Bizdeki aileden oluyor bu. Aile nasihat verirse oğluna, çocukların dizinin önüne oturtup konuşursa, oğlum böyle yapma, böyle yap. Tabii ki annelerin sözüne, babaların sözüne bakarlar. Tabii ya, öğüt vermesini isterdim de işte. Yani bende olan şey işte karşımdakinde de olması lazım. Yani insanlar değişiyor hani eskiye oranla insanlar değişiyor. Düşünsenize ya, genç çocuklar şimdi hep tinerci olmuş, balici olmuş. Çünkü örfümüz, adetimizi yaşatamadığımız sürece. Çoluğun bu çocuğumuz öyle gidiyor bakayım. Allah yardımcımız olsun, ne diyebiliriz ki ya? Allah işimizi hayra yazsın ya.